değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Düşmanlık duygusu niçin verilmiştir? İnsanın fıtratına konulmuş olan duyguları ve özellikleri tamamen kökünden söküp atmak imkansızdır. Bu sebeple bu duyguları kökünden söküp atmak yerine ki zaten imkanı yok o halde bunun yönünü çevirmek gerekiyor. Mesela Şimdi Allahu Teala'nın insana verdiği inat gibi gelecek endişesi gibi düşmanlık gibi haset gibi bazı duygular yanlış yerde kullanıldığı için dinimiz tarafından kötülenmektedir. Yoksa onlar yaratıldığı istikamette ve yönde kullanılırsa o zaman onlar kötülenmek yerine güzel duygular haline gelmiş olur. Mesela bugün bir evi ateşle yakmaya çalışan birisine niçin bu ateşi yanlış yerde kullanıyorsun? Niye bu evi yakıyorsun diye kızarız ve engellemeye çalışırız. Ama ateşe ey ateş yakıcı özelliğin olmasın demek ateşin yaratılış hikmetine aykırı bir istekte bulunmak anlamına geliyor. Öyleyse insanlara ey insanlar düşmanlık etmeyin yerine ey insanlar düşmanlığı nerede yapacağınızı öğrenin ve ona göre düşmanlığı kullanın demek gerekiyor. Ne gibi? Ateşi, ey insanlar, bu ateşi yok etmeyin. Ateş faydalı bir nimettir ama ateşi insanlara zarar vermede değil, insanlara faydalı olan yerlerde kullanın. Fırında kullanın, kombide kullanın vesaire. Dolayısıyla insana verilen bu düşmanlık hissi de insanın fıtri bir duygusudur. Bu yaratılışından gelen bu duyguyu tamamen söküp atılması mümkün değildir. Öyleyse bu duygunun yönünü, yüzünü mümin kardeşlerimize değil başka taraflara çevirmek gerekiyor. Mesela düşmanlığımızı düşmanlık duygusunun kendisine çevirirsek o duygunun ateşi kendi üstünde söner, gider. İkinci olarak da bu düşmanlık duygusunu en büyük düşmanımız olan Nefsimize ve nefsimizin kötü arzu ve isteklerine yönlendirmek gerekiyor. Evet, ebedi saadetimizin mahvına çalışan nefsimiz ve onun kötü arzuları bizim en büyük düşmanımızdır. Öyleyse öfkemizi ve düşmanlık duygumuzu bu düşman üstüne yönlendirmeliyiz. Üçüncü olarak da yeryüzünde insanlara zarar veren zalimler, zındıklar, Allah'ı inkar eden düşmanlar pek çoktur. Öyleyse düşmanlık ateşini onlara yönlendirip o hissi orada söndürmek gerekiyor. Böylece üç tane meşru tatmin olacağımız yer varken neden Allah'ın yasakladığı müminlere karşı düşmanlıkta bu duygumuzu kullanıyoruz? Halbuki aklımızı ve nefsimizi bu güzel cümlelerle, izahlarla ikna etmeliyiz. Demek ki bize zarar verse bile müminlere karşı fenalık ve kötülük ile karşılık verip onlara onları düşmanlıkta daha da zarar verecek bir hale getirmek yerine iyilik ve güzellik yapıp hem onun şerrinden ve zararından kurtulmak hem onun bize dost olmasına vesile olmak hem de Allah'ın razı olduğu bir ahlaki erdeme sahip olmak en sağlam, en güzel bir yoldur. Özet olarak Kötülüğe iyilikle mukabele etmek her yönden karlı ve güzel bir düsturdur. Nitekim Kur'an bize bu gibi durumlarda nasıl bir yol izleyeceğimizi Tagabun suresi 14. ayette mealen şöyle bildiriyor. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız, şüphesiz ki Allah da çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.